Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında hizmete açtığı 111 tesisten biri olan Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu Projesi'nin içme suyu tesisleri ve isale hattı 1. kısım SCADA otomasyon ve enerjilendirme inşaatının devir teslim protokolü imzalandı. Ayrı ihalemiz oldu. Bunun birincisi ana isale hattı. Çamköy depolarının işte terfi merkezi. Bodrum Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende konuşan Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürü Ali Rıza Deniz, projeyle Bodrum ve 10 belde belediyesinin 50 yıllık rüyasının gerçekleştiğini söyledi. Toplam 10 yerleşim yeri için, beldelerimiz için Bodrum'un 50 yıllık bir rüyası, biz öyle duyduk, gerçekleşmiş oldu, sonuna vardık. 2001 yılında yapılan protokolle bugün sona erdi. Bodrum İçme Suyu'nu Bodrum Belediyeler Birliği'ne devrediyoruz. İnşallah DSE için, ülkemiz için, Bodrum için hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl imzalanan protokolle başlayan çalışmaların bugün sona erdiğini belirten Deniz şunları söyledi. Kolay olmadı. Yani 2006 yılında başlayan ihaleler, 2000 işte en son bu yaptığımız, şu anda kabulüne yaptığımız SCADA otomasyon sistemiyle son buldu. DSE yaklaşık 100 milyon TL civarında bir yatırım gerçekleştirdi. Sadece bu son 11 yıl içerisinde. 150 bin metre boru, 20 büyük depo. Bunların hepsi işte Geyik Barajı, daha önceden Mumcular Barajı ve yeraltı sularının bir araya getirdiği bir sistem. Arıtma tesisi var tabii ki en önemli şey. DSE olarak biz vazifemizi yapmış ve gönül huzuruyla teslim ediyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bundan sonra tabii işletmesini sayın başkanlarımız yürütecekler. Biz ümit ediyoruz ki böyle bir yere bunlar layıktı diyoruz. Hayırlı olsun efendim. Deniz Belediyeler Birliği'ne devredilen otomasyon sistemi için 3 milyon lira yatırım yapıldığını, sistemin projedeki insan faktörünü azalttığını kaydetti. İhalesi yapıldı 2012'nin yine Haziran ayında bitirildi. Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmer'den ise projenin Bodrum ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Projenin hem Bodrum'da yaşayanlara hem de turizme büyük katkısı olacağını dile getiren Gödekmer'den, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bodrum Belediyeler Birliği Başkanımız burada imzalıyorlar. Biz de kaymakamlık olarak hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah yarımadamıza, insanlarımıza, ülkemize, turizmimize farklı katkılar meydana getirir. Ben bu konudaki çalışmalardan dolayı DSE Bölge Müdürümüzün şahsında bütün DSE teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği Başkan Vekili İsmail Altındağ da zor ve emek isteyen bir projenin DSE gibi köklü bir kurum tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Bodrum gibi dünya markası bir kentin su sorununun çözüldüğüne işaret eden Altındağ, vatandaşlara kaliteli içme suyunu ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Herkese sizler en alt kademeden en üst kademeye kadar büyüklerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş oldu. Bodrum gibi dünya markası olan, Avrupa'ya kapısı açılmış olan bir yerimize susuzluğa son verdirdik. İçme suyu tesisleri ve isale hattı 1. kısım SCADA otomasyon ve enerjilendirme inşaatının devir teslim protokolü Ali Rıza Deniz'de İsmail Altındağ arasında imzalandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca tamamlanan 111 dev tesis kapsamında açılışı Başbakan Erdoğan tarafından geçen yıl Kasım ayında yapılan Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu Projesi ile Bodrum Yarımadası'nın 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış oldu.